Kısa bir giriş yaptıktan sonra arkadaşlar siyasal alanda yapılan inkılaplara bir bakalım. İlki saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 tarihli bir olay. Neden kaldırılıyor arkadaşlar? Hiç ayrıntıya girmeye gerek yok. Lozan görüşmelerini İtilaf Devletleri'nin Osmanlı hükümetinde çağırması üzerine 1 Kasım 1922 yılında ikilik çıkarmasını engellemek için TBMM saltanatı kaldırıyor. Ancak hilafetten ayrılarak kaldırıyor. Hilafet makamına kim geliyor? Abdülmecit Efendi'yi getiriyor TBMM ve Vahdettin yurt dışına çıkma kararı alıyor. Kısaca saltanatın kaldırılması bu şekilde. Peki önemi nedir arkadaşlar saltanatın kaldırılmasının? 600 yıldır hüküm süren Osmanlı Devleti de dolayısıyla saltanatın kaldırılmasıyla sona ermiştir. Ulusal egemenliğin kesin olarak sağlanması için en önemli engel aşılıyor. Laik devlet düzenine geçişin ilk aşaması saltanatın kaldırılmasıdır arkadaşlar. Osmanlı Padişahı 6. Mehmet Vahdettin ülkeden ayrılıyor demiştik. Bu da saltanatın kaldırılmasıyla eş güdümlü şekilde ilerlemiş. Lozan Konferansı'nda ortaya çıkacak ikilik durumu sona erdirilmiş oluyor bu şekilde. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bu ayrıntı not diye geçilebilir. Saltanatın kaldırılması 1. TBMM'nin yaptığı ilk ve tek inkılap olarak tarihe geçiyor arkadaşlar. 2. TBMM'nin açılmasına bakacağız arkadaşlar. İkinci yenilik hareketi olarak. Açılma nedenlerine bakacak olursak. 1. TBMM'nin Kurtuluş Savaşı'nda çok yıpranması, çok bölünmeler, çok tartışmalar, çok sinir gerilimleri yaşanmış. Dolayısıyla bu büyük bir etken. 1921 Anayasası hükümleri gereğince 2 yılda bir seçilen vekillerinin görev süresinin dolması. Çünkü 21 Anayasası'nda 2 yılda bir seçim yapılır maddesi var biliyoruz. TBMM'nin geçici olduğunu düşünenlerin kaldırılan saltanat sistemini geri getirmek istemesi gibi bir söz konusu var. Bu da meclisin yenilenmesi gereğini doğuruyor. Yapılacak inkılapların başarılı olması için yeni kadro oluşturmak istenmesi var. 1. TBMM'de çok fazla muhalif grupların ortaya çıktığını da söylemekte fayda var arkadaşlar.